Şanlıdır, Urfalıdır, şanlıdır. Urfa'ya sevdalıdır. Ağam da şimdi gelir, paşam da şimdi gelir, ucakta şimdi gelir vay. Ağam da şimdi gelir, paşam da şimdi gelir, ucakta şimdi gelir vay. Türkiye'nin en çok izlenen yerel televizyonu Güneydoğu TV'den Güneydoğu Anadolu bölgesine, Doğu Anadolu bölgesine ve tüm Türkiye'ye selamlar. Yine çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ankara'dan öğrencilik yıllarında, üniversiteden arkadaşım, çok değerli, sizin de sevdiğiniz, çok sevilen prodüktör, sanatçı, oyuncu, değerli bir arkadaşımla beraber. Ama esas mesleği kendisi esasen doktordur. Şimdi Doktor Erol Köse ile birlikteyiz. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne var ne yok Erol? Fatih Ağam, iyidir. Fatih Bey'le biz Ankara'da çocukluk yıllarının arkadaşıyız. Şanslı bir jenerasyonuz çünkü biz 2000'leri yaşadık ama 90'ları da gördük, 80'leri de gördük, 70'leri de gördük. Daha bebek yaşlarda 60'ları da gördük sayılır. Evet. Her yeri gördük yani. Bütün Türkiye'nin sosyoekonomik, sosyokronolojik, tüm siyasi ve sosyal yaşamına tanık olduk. Tüp gaz kuyruklarını da gördük, sanayi kuyruklarını da gördük, break dansları da gördük, uzay çağını da gördük. Görmeyenler düşünsün. Evet. Hem yazdırmalı telefonları gördük. Yetiştik. Manyet olusu da var. Tabii. Alo Adana var. Aradan çık. Bir de onun şeyi vardı. Bakkalda şu kadar para koyarsın. Evet, 5 lira. Sonra bakkal onu iter. Büyük bir edayla sanki nükleer santral açıyormuş gibi al konuş yapar. Onları da gördük. Mesela evde bir de o kısıtlı süredir. 3 dakikayı geçince keser otomatik. Bir de bizim evde kırmızı telefon vardı. Ben zannediyordum ki kırmızı telefon olduğu için Obama'yı da arayabileceğim zannediyordum. O zaman gerçi başkan değişti ama. Olsun ama kırmızı telefon. Evet. Amerikan devlet başkanına bağlı. Sizdekinin rengi kırmızıymış. Kırmızıymış. Yani biz gördüğümüz o yılların şans, talih, kader, kısmet, 5 kuruşundan tut. Seksek oynamalardan, lastik oynamalardan, kukalı saklambaçlardan, yani yakan toplardan. Güzel bir Ankara'da büyüdük seninle güzel kardeşim. Doğru, bir de şimdi şöyle bir durum var. Ankara mesela İstanbul'a göre bir nevi köy. Hele o zamanlar daha da köy gibiydi, küçüktü. Mesela bu saydıkların daha eğlenceli, daha güzeldi. Dostluklar, komşuluklar, arkadaşlıklar, öğrencilik yılları çok daha güzeldi. O oynadığımız oyunların lezzeti, tadı. Şimdi hayır, herkes... Ankara'da şimdi Allah kısmet etti. Devamında çalıştık, ettik. Başka imkanlar yaşadık ama Ankara'da eskiden havuz mesela yüzmek için ya bir olimpik havuz vardı, spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, bir de işte askeri havuzlar vardı ya da Lala ve makine kimya enstitüsü Kırıkkale'ye gidilirdi. Tabii. Kırıkkale, yani başka ilçeye gidiyorsun, başka şehre gidiyorsun havuz için. Yani o günler bugünlerdi. Yokluk günleriydi. Evet, şimdi evet. Onları yaşadık. İşte ama abi, kıymet bilmek oralardan geçiyor. Şimdi o yıllarda ben Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyorum. Erol Köse Hacettepe Üniversitesi'nde okuyor. Değerli dostum, o zaman doktor. Şimdi böyle bir şey derler. Tıbbiyeden doktor hariç her şey çıkar. Arada sırada. Şöyle, benim doktor olmam da enteresan tabii. Şimdi hayat bir yazgı var. Tevafuğu yüksek bir insanım. Kader dediğimiz şey bir alın yazısı. Ne kadar ne yapsak da o bir yazgı, Rabbimin yazdığı yazgıdan çıkamayız. Şimdi ben iki ablam var. Biri ziraat mühendisi, biri ODTÜ elektrik mezunu. Annem de rahmetli oldu. Rahmetli annem bana dedi ki oğlum sen de doktor ol. Ben de çok çalışkanım. Ondan sonra ve üniversite imtihanını Türkiye ikincisi olarak kazandım. Bir boşum bir yanlışım var. Türkiye ikincisi olarak 798 fen puanıyla kazandım. Herkes bize tebriğe geliyor. Benim suratım asık, niye birinci olamadım diye. Daha sonra ilk sene hazırlıktı. Ben normal Bahçelievler Deneme Lisesi'nde okudum. Sen kolejdeyken. Evet, aynı. Ondan sonra İngilizce olsun hazırlık ama ve Kenan İmirzalıoğlu mesela tabii, bizden Kenan mezundur. Çok ünlü oyuncular. Şahika. Şairler. Evet, çok ünlüler doğru vardı. Şimdi sonra bir arkadaşım dedi ki ya dedi sen dedi çok dedi böyle hiçbir sosyal faaliyeti yok. Seni dedi bir dans kursuna götüreyim biraz sosyalleş dedi. Götürdü beni Ankara'da Akay Yokuşu'nun orada Coşkun Evcim dans grubu vardı. Allah Ankara rahmet eylesin. Evet, Coşkun Evcim de sizin okulda. Tabii. Yükselişli. Yükselişli. Yanında Goncalar, Gamzeler hepsi sizin okulda. Evet, Gonca yükselişli. Evet. Ankaralı öğrencilerin oluşturduğu bir okul. Şimdi bu dans grubu da
O zamanlar özel televizyonlar yok, sadece TRT var. TRT'de de Erşan Başbuğ var. Yani biz bütün müzik dünyasını onlar yönetiyor. Erşan Başbuğ, Kahraman Afyonoğlu, Aydoğan Ergezer. Erşan Başbuğ beni o dans kursunda gördü. Dedi ki, o hep baba diye konuşur. Baba. Dedi ki, baba dedi, sen dedi Charlo'ya benziyorsun dedi. O zamanlar tabii çok zayıfım. Charlie Chaplin. Evet, Charlie Chaplin'e benziyorsun. Bir grup kursana dedi, pandomin falan filan. Böyle üç gün düşündüm, bu şarkıları birleştirdim. Komedi dans üstünü kurduk. O yıllarda da erozyon seçmeleri çok önemliydi. Erozyon seçmelerinde bir şov yaptık. Ertesi gün yürüyemiyorduk. Komedi dans üstü. Yani tabii, şu patladı, an tabii, bilen tabii. Biliyor. Şu anda Cem Yılmaz neyse o yılların komedi dans üstü oydu. TRT tekeline rağmen içine arabesk şarkılar koyabiliyorduk. O zamanlar TRT Genel Müdürü vardı. Kerim Aydın Erdem. 12 Eylül sonrası ilk genel müdür. Ona dedim ki arabesk yasak ya, onu bir şekilde kafaya almam lazım. Efendim dedim, arabesk o kadar kötü bir şey ki, öyle bir şov hazırladım ki arabeskin ne kadar kötü bir şey olduğunu yerin dibine sokacağım hareketlerimle onları. Bu sayede İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay şarkılarını aralara sıkıştırma şansımız çok oldu. Çok da güzel olmuştu o konsept. Değişik bir şov oldu ki hala çünkü, Acun'un tabii. Yarışmalarında hala versiyonları bir sektör oluştu. Her şehirde komedi dans üçlüleri. O bayağı bir damga vurdu bir dönem. Evet. Komedi dans üçlüleri. Sonra İstanbul'a taşındık. Sonra seni İstanbul'a yolculadık. Evet. İstanbul'a geldin, değişik bir atmosfer. Bu defa oyunculuktan, şarkıcılıktan, dansçılıktan çok yapımcılıkla, iş adamlığı yönünün ortaya çıktı. Şimdi o da yine tesadüfler zinciri. Yine bu sefer de Ankara'dan, Bahçeli Evler'den karşı komşumuzun kızı Deniz Arcak, o da İstanbul'a taşınmış. Dedi ki, ya dedi, beni oyalıyorlar, biri yardım edecek falan diye. Sen dedi bana dedi albüm yapar mısın? Ben de artık müzik sektörüne sahneye çıkmak istemiyorum ama sektörde de kalmak istiyorum. Dedim bu iyi bir yol, nasıl yapılır, araştırdım, öğrendim. O yıllarda da bugünün çok önemli aranjörlerinden Ozan Çolakoğlu, şimdi Gülşen'le evli olan, o da bizim Ayşe Gül Aldinç'in davulcusu. O da bana dedi ki, ya dedi, bana biraz para versen dedi, cihaz alırım kendime, bilgisayar, klavye falan, ben bu işi yaparım dedi. Ben ona para verdim, o ilk aranjörlüğünü yaptı, ben ilk yapımcılığımı yaptım. Şimdi sonra peş peşe işte Ankara'dan bizim Kutsi, sanatçımız. Sen çok kişiyi de meşhur ettin, emeğin de var. Kutsi'yi de sen getirdin. Geçenlerde Kutsi'yle beraberdik, kulaklarını da çınlattık bu arada. Doğrudur. Şimdi Türkiye'de eskiden, şimdi öyle değildir muhakkak ama eskiden, bundan 15 sene, 20 sene önce ya mülkiyeli olacaksın, ya harbiyeli olacaksın, ya tıbbiyeli olacaksın. Evet. Şimdi harbiye zaten artık karman çormalı gitti. Evet, tıbbiyeli de mesela Erol Köse tıbbiyeli, Erol sağ olsun kardeşimiz doktor. Fakat şunu tıp fakültesinden doktor hariç her şey çıkar. İş adamı çıkar, yapımcı çıkar, oyuncu çıkar, sinema sanatçı. Neden? Onu da anlatayım kendisi. Tıp belli bir zekadaki insanlar. Ama sonra tıbbı kazandıktan sonra tıbba bakıyorsun, bir bakıyorsun tıp ezber bir bölüm. Bir noktada da yani devamlı ölümle karşılaştığın sıkıcı bir bölüm. Kendine ek bir hobi edinemezsen tıp fakültesindeysen ondan sonra biraz kafayı yersin. Yolun sadece kütüphane ve ev ve hastane üçgeninde geçer. Bir de tıbında bitmiyor da okul. Yani 10 yıl okuyorsun, devam ediyorsun. Oradan kendine sosyal faaliyetler edinenler de bu sefer oraya doğru kayıyor. Mesela ben devamında İstanbul'a geldikten sonra bir de ihtisas kazandım. Göz ihtisası. Sonra o biterken biteceği yıl başhekim beni çağırdı. Dedi ki, Erol'cum dedi, şu reçeteye bak dedi. Anlatmış mıydım bunu? Yok. Bu çok önemli. Evet. Reçeteye baktım. Şimdi gündüzleri ben ne yapıyorum? Albüm hastaneden çıktıktan sonra şirkete giriyorum. Albüm, CD satıyoruz. Sabah da hastanedeyim. İşte gözlük, lens, kontak lens yerine kompakt disk yazmışım reçeteye. Reçeteye, hastaya disk, yani CD yazmışım. Çok güzel. Başhekim dedi ki, Erol'cum dedi, artık yol ayrımına geldin dedi. Türkiye'nin önemli prodüktörü oldun. Bence dedim bir karar ver. Bir gün böyle istihareye yattım. Dedim yok, ben müzik dünyasında kalacağım. O zamanlar tabii müzik dünyasında altın günleriydi ekonomik olarak. Tabii. Ondan sonra daha korsandı, internette çıkmamıştı. Milyon mardiner satıyorduk. Ben orada mutlu olduğumu hissettim. O dönem bir de annem rahmetli çok oldu. Çok büyük paralar da kazandın o zaman. Ondan sonra annem de rahmetli oldu. Annem rahmetli olunca hastanelerden de soğudum. Onu bir doktor ve kendi okuduğum okulda Hacettepe'de doktor hatası yüzünden bypass ameliyatına vefat etti. Artık ben o sektörden soğudum. Bir de ama şunu gördüm.
Bu sektörün parasının bereketi yok. Mesela ben Komedi Dans Üstü'nden diyelim gecede 1000 lira alıyordum. Doktorluktan da bir ayda 1000 lira alıyordum. Ama doktorluk maaşındaki 1000 lira bitmiyordu. O 10 saniyede buharlaşıyordu. Yani bu sektörün bereketi yoktu. Yine Komedi Dans Üstü'ndeki parada bereket bulmuşsun da prodüksiyoncu olarak bulamamışsındır. Komedi Dans Üstü'nde emekçisi. Kısmen. Kısmen. Alın teli var ama prodüksiyoncu yani biraz... Yani şöyle bakıyoruz. Bugün un kaparına baktığımızda... Tabii ki bereketli, hayırlısı olsun. Ya un kaparına baktığımızda, müzik sektörüne baktığımızda, sinema sektörüne baktığımızda geçmişte, şimdi evet. Değil, şimdi daha güzel imkanlar vardı. O Yeşilçam'ın büyük ustaları vesaire. Bugün bir Cüneyt Arkın bile zar zor geçiniyorsa, bugün işte Orhan Gencebay ve birkaç tane çok değerli isim dışında ekonomileri çok iyi olanların dışında ekonomileri zorsa, bugün kaç yaşında olduğu halde milyonlar milyonlarca dolar kazandığı haldesin. Hemşeriniz İbrahim Tatlıses bile ekonomik zorluklar bir anlamda yaşıyorsa, ben bu sektörün bereketi olmadığına inanıyorum. Doğrudur, muhakkak. Sebebini bilmiyorum. Olur. Ama yani bu sektörden belki de şu oluyor tabii, şu da var sektörde. Şimdi 10 lira kazanan bir insan birden 100 lira değil, 1000 lira kazanmaya başlıyor. Ona göre bir hata yapıyor. Artıyor. Hata, hayat standartını hemen yükseltiyor. Hayat standartını bir tıkta kalsa artıracak tabii. Da onu becerebilen az. Doğru. Onu becerebilen şimdi az. Ben biliyorsun mesela tam bu röportajları profesyonel olarak yapmıyorum. Profesyonel bir gazeteci ve röportajcı değilim. Fakat şimdi Güneydoğu TV bizim bölgemizin en çok izlenen televizyonu evet. Ve benim de sevdiğim herkesin bir kanal. Herkesin bahsettiği benle de zaman. Bütünleşti. Hatta bazıları da sen ortak mısın falan diyorlar. Şimdi benim burada röportaj yaptığım çoğunlukla kitleler. Mesela bir Nuri abi. Ben meşhur olduktan sonra, Nuri Sesüge ben meşhur olduktan sonra beni tanıyor. Gerisini hepsini meşhur olmadan önce tanıyorum. İşte bunlardan tabii. Biri de sensin. Evet. Geçmişte hukukumuz olan, dostluklarımız tabii. Olan arkadaşlarla bir araya gelip maksat Urfa'ya bir hizmet götürmek. Urfa'yla ilgili bir düşüncen ya da bir tasarrufun ya da ileride bir çekim, evet. Bir film Urfa, olabilir. Gelmeyi ne zaman, Urfa'ya, yakın zamanda ne zaman ziyarete gelirsin? Urfa'ya şöyle, Urfa'ya ben yıllar önce Ayna grubu o Ceylan şarkısında patladığında o zaman konsere geldik. İlk Urfa'yı o zaman gördüm. Hayalimden çok daha büyük ve güzel bir şeydi. Ben Elazığlıyım. Elazığ'a da gitmiştim o konserler sırasında. Tabii Doğu ve Güneydoğu'nun o eski Türk filmlerindeki çehresi yok. Özellikle artık birçok gelişmeler göstermiş. Küreselleşme artık dünya her yerde. Küreselleşti. Artı televizyon ve internet oradaki de aynı şeyi seyrediyor. Buradaki de aynı bir dataya, aynı bilgiye sahip. Artık her şey bir tuşun, bir telefonun ucunda. Yani ama bizim ki, zamanımızda lafını evet. Kestim kusura bakma biz öğrencilik yıllarında bilgiye ulaşmak bu kadar kolay tabii değildi. Ki. Büyük kütüphaneye gidip kitap aldığımız nüfus kağıdı tabii bıraktığımızı ki. Hatırlar mısın? Tabii ki. Düşünebiliyor musun? Kendi kefilimiz tabii o nüfus kağıdı verme. Şimdi öyle mi? Tuşa basıyorsun bilgiye ulaşıyorsun. Ama ezberci değildik biz. Tabii ki. Bilgileri hep bilmek sindirdik. Tabii tarih bildik. İşte saydın ya geçmiş süreci sosyolojik mesela yapıyı saydın ta geçmişten o günden bugüne kadar. Mesela biz hepsini yaşadık, biriktirdik, sindirdik ve bir potada erittik ve bugün işte bizdeki genel kültür ve bilginin temelleri orada atıldı. Ve Ankara bu anlamda Cumhuriyet'in işte 1923-73 50. yılında harika bir eğitim tabii gelmişti. Eğitim şehriydi. Evet. Çok yani bir değerli bir, yani o bilgilerimiz o günlere ait. Çevremizden öğrendiklerimizi. Şimdi bilgiye ulaşım kolay olmuş. Dediğin gibi internetten küresel herkes istediği zaman istediği şeye ulaşıyor ve herkes her şeyi seyrediyor. Ankara'da şu artısı var. Şimdi İstanbul'a gelince tabii iş dünyasıyla tanıştık vesaire. Ama bunların toplamında da şunu gördüm. İstanbul'daki çok önemli ticari ve kurumsal şirketlerin başında ya sahip olarak ya CEO ve genel müdür olarak hep Ankaralılar var çoğunlukla. Yani ya da yolu Ankara'dan geçmiş. Ankara'nın gücü o zaman. Ankara'nın yani gücü. Hala demek ya, ki yani ki. İstanbul'da biz yönetiyoruz hala. Yani Ankara'da. Şöyle söyleyeyim. İstediği kadar değerli olsun Boğaziçi ama bir ODTÜ değil abi. Değil mi? Evet. Değil. Yani, ODTÜ yani hiçbir zaman tabii, için. Yani ODTÜ bence dünyada da tartışılmaz. Tabii. Hele mühendislik bölümü mezunları süper efsane oluyorlar. Ha, dil eğitimi de o zaman mesela tabii dünya ki. Çapında çok iyi bir mesela orayı bitirenlerin tabii o zaman da İngilizce konuşanları bayağı yüksek. Yani, ODTÜ efsane bir yer. Tabii ki. Ankara, yolu Ankara'dan geçiyor. Çünkü Ankara neden? Şimdi bugün İstanbul'dayız. Dediğin diyelim gibi. Bir arabaya bindik. Bir otobüsteyiz, metrodayız. O kadar kozmopolit bir yer ki. Yanımıza kimler oturuyor bilmiyoruz. Belki biri katil, belki biri uyuşturucu kaçakçısı, belki biri bir şey, belki biri bir şey. Ankara öyle değil. Ankara ya memur çocuğudur ya öğrencidir ya orta halde. Bürokrat ve teknokratların tabii, yetiştiği tabii, ve Cumhuriyet Türkiye'sinin 50. yılında 73'te, 83'te, 93'te yeni eğitimi ve teknokrat ve bürokratların yetiştiği. Şimdi bak öyle ekipler
yetiştirilmiyor. Mesela diyelim bu darbeler, darbe süreçte binlerce bilgi alimi ortadan kaybetti. Şimdi mesela alttan gelecek kadrolar yetişmesi çok zor. Yetiştirilmiyor. Ya da yetiştiriliyorsa dış güçlerin eline geçti. O da çok mesela beyni çok böyle vatansever, milliyetçi, devletçi beyinler yetişmiyor artık. Dış güçlerin güdümündeki insanlar yetişiyor. İşte Türkiye'nin son hali 15 evet. Temmuz'da da gördük maalesef, yani. Maalesef. Bizler 12 Eylül'de beraber yaşadık zaten maalesef. Biliyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Ankara'nın aslında gelişmesi ama bir anlamda da kültürel yozlaşmasının sebebi de yine İstanbul'dur. Neden biliyor musun? Ankara'da milat, bir milat vardır. O nedir? Bilkent'in açılması. Evet. Şimdi Bilkent şu anda her yer, yollar, bu İstanbul'da yolda gezelim, apartman üniversiteler dolu. Apartmanı üniversiteye çevirmiş. Onlarca özel üniversite var. Türkiye'nin ilk ve tek özel üniversitesi Ankara'ya açıldı. Bilkent. 87 sene, 86 sene. Bilkent'e kimler geldi? İstanbul'un zengin ailelerin çocukları geldi. Burslu kazananların dışında. Evet. Şimdi onlar da baktılar, Ankara köy. İn aşağı çık yukarı toplam 3 tane kafeterya, bir tane yalandan bitti. Bir disco var. F34 falan falan bitti. Sonra onlar mecbur dediler ki Ankara'da hayat yok. Onlar perşembe akşamında Cuma'da okula asıp İstanbul'a gittiler. Eğlendiler, gezdiler, pazar gecesi geri döndüler. Sonra Ankara bir baktı. Ya böyle bir potansiyel var. Yavaş yavaş mekanlar açılmaya başladı. Ankara'nın bütün gece hayatı değişti. Olmayan bir şey olmaya başladı. Yanılıyor muyum? Aynen öyle, doğru. Yani bir kent sonrası sen bir Ankara şimdi var. Sana da mesela doktor sana da yanılıyorsun deme ihtimali sıfır. Çünkü sen pratik zekanla kavrayıp sentezleyip bunu çözümleyen ve hemen potadan geçirip çünkü ihtiyaçtan hemen bu saptamayı yapmışsın. Şimdi bizim kalkıp bu saptamayı başka bir şey koymamız abes olur. Sonra Ankara'nın çok çehresi değişti. Mesela şu anda villaların olduğu değerli ama bir yer Çukuramba. Evet. Yoktu yani tarlaydı. Çukur, hayır. Öyle bir oraya aman keserler gece gidilmez gündüz gidilmez kaçırırlar. Ama biraz seni. Da şeyin zamanın getirir rantiyecilikten. Tabii. Yani biraz ondan da çırpmadı. Dikmen Deresi'ni biliyorsun. Tabii ki. Tabii. Ne haldeydi? Efsane oldu ondan şimdi. Ondan sonra efsane oldu. Yani çoğu yer kabuk i̇şte, değiştirdi. Söğüt Özü'ne pikniğe giderdik. Tabii yani. Pikniğe giderdik. Çok enteresan. Şimdi git oralar enteresan. Ankara çok büyüdü. Urfa'ya da tekrar dönersek Urfa tabii çok önemli bir şehir. Ondan sonra peygamberler şehri. Çok değerli bir şehir. Ben üzüldüğüm şu, şimdi imkanlarımız nispetinde yurt dışında gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Edeceğiz de Allah nispet ettiği, kısmet ettiği sürece. Bir ve bakıyorum orada yurt dışında, o kadar gereksiz vesilelerle bir şehri var edip turizm merkezi yapmışlar ki yemin ediyorum, eğer Urfa değerindeki bir şehir, bir yabancı ülkenin elinde olsa biz turizm cenneti olur. Şu anda da turizm var. Onun ama 10 katı 100 katı değil 1000 katı turist gelir oraya. Yani bakıyorum İspanya'ya gittim vesaire bakıyorum diyorlar ki bu şey çok önemli. Ne var? İşte diyor burada flamenko var. Ya kardeşim o flamenko dediğin şey sıra gecesinin onda biri esprisi yok. Belki de flamenko'nun ana tarihçesi Endülüs. Endülüs yani belki de otantik oryant müziktir. Belki de bizden gitmiştir oraya. Endülüs Emevilerinin İspanya'ya çıktıklarında kendi götürdükleri işte İspanya'nın bugün %40'ının Müslüman olması. Tabii. İşte Cervantes'in Don Quixote kitabında da işte Müslüman ezgilerini görürsün. Endülüs Emevilerinden gitmiştir belki de Flamenco. Bak ne güzel söyledin. Şimdi yol üstünde turla gitmiştim. Yol üstünde bir yerde mola verdik. Dediler ki burada bir müze var. Ne müzesi? Don Quixote Müzesi. Dedim ki Cervantes Müzesi olsa anlarım da Don Quixote bir hayal kahramanı. Evet. Olmayan bir evi yaratmışlar. Olmayan bir mekanlar, çiftlik yaratmışlar. Don Quixote. Cervantes'in hayal ürünü kendi ismini sollamış. Adamlar onu bile paraya çevirmiş. Her şeyi, hayal yer değirmenleri vesaire. Yani çok iyi paraya çeviriyorlar. Biz yani turizm olarak olması gerekenin çok altındayız. Buna Urfa'da dair. Yani uyanıklık yapıyorlar. İnşallah Urfa'da düzelir. Urfa ile ilgili herhangi bir mesela klip çekimi olur, mesela herhangi bir dizi programı olur. Bir program var mı önümüzdeki günler? Ya da yoksa da ne zaman ziyarete yok, gelirsin? Yok ama Urfalarla ne zaman? Bahar aylarında bir Elazığ ziyareti çünkü. Memleket hasreti. Memleket ikinci evliliğimi yaptım. Eşimi baba toprağına götüreceğim. Isım akrabayla tanışsın. Dönüşte işte Malatya, Urfa, Antep oraları bir tur yapacağım. Evet. Bir de sen Ankara'dan yolladığımızda bekardın. İstanbul'a geldin, evlendin. Evet, doğru. Evet, o bayağı bir acayip bir süreçti ondan sonra da. Şimdi çocuklar, en büyük çocuk kaç yaşında?
Kızım 21 yaşında. 21 yaşında. Evet, düşün biz tanıştığımızda daha evet. dünyada yoktu. Tabii. Yani bütün dostlar. Zaman akıp geçiyor. Bak, ne zaman ama neler geçmiş, neler biriktirmiş, neler bayağı uzun bir süre iç içe böyle geçmiş. 21 yıl oradan desek, 5-10 yılda oradan 30 yıla yakın bir dostluk. Lise evet. ve üniversitenin yıllar, birleştirdiği yıllar güzel. Çok çabuk geçiyor. Yine de birbirimizi mesela eskiden şimdi millet birbirini Facebook'tan veyahut da Instagram'dan evet. buluyor ama biz Facebook'u Instagram'sız da birbirimizi evet. bulup konuşabiliyoruz. Şimdi mühim olan kötü gün dostu olmak. Fatih Ağa bana her konuda maddi manevi her dara düştüğümde bana yanımda olmuştur. Ve her zaman bize büyüklük yapmıştır. Camianın Fatih Ağa'sıdır. Estağfurullah. Teşekkür. Allah razı olsun. Şöyle de bir durum var. Hep böyle bir genç, dinç bir halim var hocam. Şöyle ki bizler nihayetinde işte 50 yaş civarı insanlarız. Tabii. Eskiden ben çocukluğumda biri deseydi ki 50 yaş derdim ki herhalde birkaç sene sonra rahmet erer. Yaşın kelime anlamı değişti. Evet. Biz bunu söylerken insan ömrü o yıllarda 60 yaşındaydı. Evet. Ortalama insan Tabii ömrü. Ki. Hatta 55 ömür uzadı, evet. İnsan ömrü şu anda ortalama insan ömrü 80-85 civarında. Orta yaşı mesela 40 artık orta yaşa sokmuyorlar. 45'ten sonra şey hatırlıyorum gazetede Cüneyt Arkın 40 yaşına 40'ına merdiven dayadı. Büyük Ama efsane o, olay. Korkutucu. Şimdi mesela dediğin gibi sen 50 ben 48 şu anda yaşındayım. Mesela Türk pop bir 10 kilo daha versem tamam ya. Türk pop starlarının büyük bir yüzdesi ağam 40 plus. Vay be. 40 plus evet. yani Tarkan 40, Hande Yener 40, Demet evet. Akalın 40, Gülşen 40. Ve yani, gençlik peşinde koşuyor yani. Değil mi? Tabii ki. Yani alttan çok önemli yaştakiler gelmedi. Onlar da orayı işgal etti. Ömür uzadı. Tabii şimdi o zaman bu laboratuvar ortamları yoktu. Çok sık dokuyup eleme teşhisler konulamıyordu. Teşhisler. Bilinemiyorlardı. Eceliyle Tomografi... dediğimiz çoğu şey belki kanserdi. Belki tedavi edilebilir. Ya panik atak hastalarının çoğunu kafadan kontak diye yolladığımız tabii, oluyordu tabii, ki tabii, o zaman tabii, teşhis tabii. ansiyekte bozukluklarını. Dolayısıyla şimdi kolesterol değeri biliniyor. Kolesterol ilaçları var, tansiyon ilaçları var. İşte hepsi ömür bunlarla. Bir taraftan bunlar var. Bir taraftan da işte kanserojen etkiler, GDO'lu besinler, hormonlu besinler yani artılar da var da eksiler de var. Ömür uzadı ama insan ama ömrü... insan ömrü uzadı. Evet. Yakında belki bunu fütüristikler, geleceği gören bilim adamları dünyanın en büyük sorunu da bu görecekler. Çünkü neden? Kök hücre tedavisiyle bir doktor olarak da anlatırsam evet. yakında organ değişimleri yapılacak. Yani işte yedek parçacı gibi. Ne yapıyorsun Erol? Ya iyi ya ben de gideceğim abi işte kolumu değiştireceğim. Yeni kol gelmiş daha iyi. Evet. O yeni göz gelmiş, yeni böbrek gelmiş gibi tıp buraya gidecek. İşte o zaman da, başka bir sorun çıkacak. O da Rabbimin hikmeti. Tabii. Hikmetinden sualmaz. İnsanlara öyle, ileride öyle bir nimet de verecek demek ki. Yedek parça gibi nakiller. O zaman göz... başka bir sorun çıkacak. Muhakkak. İnsan düşünsene artık ölüm daha zorlaşacak. Bununla ilgili kitaplar, araştırmalar da yapılıyor. O zaman dünya ne kadar kişiyi taşıyacak? Biz şimdi çocukken mesela Uzay Yolu, Kaptan Kirk, Mr. Spock izlerdik. Evet. Mesela 75'li yıllardaydı, 73'lü yıllarda görüntülü konuşurlardı. Tabii. Çok tuhaf gelirdi. Tabii mesela canım. Kapılar otomatik açılır. Şimdi sen bakkalının bile kapısı Tabii. öyle otomatik. Ha, bir de o zamanki telefonlar böyleydi evet. yani. Şimdi mesela şimdi görüntülü biri. Konuşma Tabii. var mesela iPhone'da. Teknoloji o kadar ilerledi. Görüntülü bir konuşma dedin, Türkiye'nin kaderi değişti. Tabii. FaceTime'da Sayın Cumhurbaşkanımız. Darbe durdu. Fırat'la. Şimdi evet. aklına ne gelir senin? Telefonla darbe yapılır diye gelir ama telefonun darbe durduracak ya, özelliği de ya, çıktı ortaya. Ya, Teknolojinin ya. Nimetlerinden ya, tabii darbe neler, de durdu. Neler, neler. Türkiye büyük bir tehlikeyi atlattı. Dış güçlerin ne mutlu ki. Sömürüsü olmaktan kurtulduk. Hayat bize neyi öğretti Fatih Ağam? Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, gerisi yalan. Eyvallah eyvallah. Biz her zaman, çünkü bu ülke nihayetinde Osmanlı'nın bir devamıdır. Bir de Anadolu'da büyük bir mozaiyiz ve birbirimizi Tabii. seven, destekleyen Tabii. Çanakkale Harbi. İşte Yeni Tabii. Kapı ruhuyla Çanakkale Tabii. ruhunu birleştirdi. İşte ondan korkuyorlar. Şimdi, çünkü bu ülke biliyorlar güçlü olursa kabına sığmayacak ve korkuyorlar. Zaten şimdi ekonomikmen yükselmeye başladığı zaman mesela kültürel mirasa da sahip çıkılıyor. Tabii. Sosyokültürel savaşlar da azalacak, bitecek. Ekonomik çıkarlar da azal indiği zaman başarıya katmış, şaha katmış bir Türkiye olacak. Bunu da engellemenin yolu işte darbeler, siyasi sol karıştırmaları, olaylar Ama falan. İşte herkes kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Evet. Layık kim kazarsa derin kuyu düşer yüzü kuyu. Evet. Cumhuriyet ilkeleri, bizim anayasamız, kurallarımız belli. Herkes
kurallarına, kanunlarına uyduğu sürece bu ülkeyi kimse yaşamaz. Herkesin bir hesabı var, bir de Allah Teala'nın bir hesabı var. Rabbimin mesela onu ihmal ettiler. Evet. Şimdi Türkiye'de ekonomik krizi uygulamaya çalışan dış güçler bundan önceki o 5 Ocak kararlarında falan, evet, daha önceki işte Tansu Hanım döneminde falan 24 Ocak kararları, 5 Ocak kararı, 24 Ocak kararı Turgut Özal'ın rahmetlinin 12 Eylül'den önceki olay. Şimdi 5 işten kararları. Evet. Ben, şimdi bu ekonomik krizleri uyguladığı zaman dediler ki biz de neden dedi dünyanın her yerinde ekonomik kriz uygulaması yaptığımızda başarıyı ele geçirdik, yönetimi ele geçirdik ama Türkiye'de bunu yapamam. Çünkü neden? Türkiye sıkı sıkıya akraba, komşu, ahbap, tabii, çavuş ilişkisi destek fazlasıyla var. Orada insanlar bireysel. Tabii mesela orada kardeş kardeşe selam vermiyor. Burada batan kardeşini ailesinden bir ferdi gitti kurtardı. Onun için akraba bağlı. Onu hesap edemiyorlar. Evet, onu hesap edemiyor ve yani geleneklerine bağlı, örf adetlerine bağlı bir toplum. Komşuluk ilişkileri, mahalle, semt, dostluk, ahbap, çavuş ilişkileri çok dört dörtlük olduğu için küresel gücün o sosyetik düşünceleri Batılıların bu bizde yemiyor. Bizde gitmiyor yani. Dolayısıyla da başarıya ulaşamadılar. Onlar kendi mahallelerinde uyuyor. İnşallah da olmaz. Akif'in dediği gibi medeniyet dediğin tek dişi kalmış yana. Evet. O da bize bir zarar olmaz. Evet. Allah rahmet eylesin. Mehmet Akif'i de kulaklarının içine attık. Evet. Şu an ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Televizyon programı var. Şu an eski devlet bakanımız Mehmet Ali Yılmaz'ın kanalı var TVM'de. Orada sabah programı yapıyorum sevgili Sacit Aslan'la birlikte. Onun dışında müzik dünyasında kısık ateşte. Senede bir albüm çıkarıyoruz. En son Ferhat Göçer'in albümü çıkarmıştım. Şimdi, o da biliyorsun hemşerim, evet, çok da sevdiğim, evet, bir kardeşim. Urfa'nın, bir de bir şey söyleyeceğim. O da doktor. O işin tabii, o da tıp diyeden müzisyen çıkmış. Tabii. İnşallah onu da bir gün misafir. Evet. Şimdi bizim burada yaptığımız ne biliyor musun? Sadece Urfa'ya bir merhaba demek. Urfa'ya biz de bir iş değilse mesela diyelim ki siyasi, tabii, maddi, manevi bir hizmetimiz yoksa da böyle bir, tabii, hizmetimiz olsun dedik. Tabii. Benim çok sevdiğim, geçmişte gurur duyduğum dostlarım, geçmişte öğrencilik hayatımda birlikte olduğum dostlarımla ileride iş hayatlarında da başarıya ulaşmış dostlarımla ve ünlü şöhret olmuş ve benim de özelliği geçmişte hayatımızda, öğrencilik yıllarımızda kader, mesela kötü günleri, iyi günleri beraber paylaştığımız dostlarımızı Urfa'ya bir tanıtıp merhaba ama, diyelim diye. Ama haddim değil belki ama bunu söylemek bilmiyorum. Seni zora sokmak değil umarım ama ben hani gönlümden geçen şudur. Şimdi sen yıllarını siyasete vermiş, koruculuğa verip bu ülkeyi ne hengamelerin içinde mücadele vermiş bir ailenin evladısın. Çok önemli bir sülaleniz var ismi olan. Terörde ilk gaziyim bir de. Evet ve o yüzden bence artık şimdi yaşımız da artık belli bir olgunlukta. Bir de sen şimdi o feodal zihniyeti içinde kalmamışsın. Kendini kültürel olarak yetişmişsin, okumuşsun. O oranın medarı iftiharı olmuşsun. Artık orada bir meclis varsa seni artık mecliste görmemiz ya, tabii, lazım. Biz çok isteriz de mesela senin idealin neydi diyelim, doktor olmak, evet, hayatta evet, sanatçı olmak. Şimdi bizim ideallerimiz içinde de bu arada işte geçen sefer böyle bir girişimde bulunduk, bağımsız aday olduk biliyorsun. Çok da güzel oy aldık. Seçimde de telefonla konuştuk. Hatta o ama sen, bir test drive'dı. Test drive'dı. O test drive'ı da başarıyla, evet, geçtik. Evet, evet. İnşallah önümüzdeki günlerde bakacağız. Vallahi biz çok isteriz açıkçası. Nasip kısmet her şey olacağına varır. İnşallah. Hayırlısıyla olsun. İnşallah. Çünkü sen şimdi oranın değişik yüzleri var. Oranın insanısın ama olması gereken eğitimi de kültürü de almışsın. O yüzden ikisini bir potada birleştirecek kültüre ve zekaya sahipsin. Çok teşekkür ederim. Elma demeyi de biliyoruz. Alma demeyi de biliriz. O yüzden ne olursa olsun mecliste seni ya, görecek. Çok teşekkür ederim. Bu inşallah gözler mecliste seni görecek. Seçim Fatih çalışmalarını seni de bekliyoruz. Kesinlikle. Desteğini eksiklerinde. Kesinlikle. Şeref verdin Urfa'mıza bu ben kanal sayesinde. Bir herkesin evine gittik ve Urfa'ya gelmiş kadar oldu. Urfa'ya da bekliyoruz. Ben buradan Urfalı hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Bu ülke bizim. Ondan sonra Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı hepsi bakın. Amerika'da ne vardır? Herkes önce şunu der. I'm an American. Biz Türkiye'liyiz. Hangi alt etnik gruptan geliyorsak o bizim zenginliğimizdir. Farklılığımız bizi ötekileştiren değil, kenetleştiren şeydir. O güzel bir mozaiktir. O yüzden birbirimize sarılacağız ve yasalara uygun olan şekilde Cumhurbaşkanımızın da önerdiği yoldan, devletimizin önerdiği yoldan, kanunların çizdiği yoldan dayanışma içinde yürüyeceğiz.
O zaman bizi kimse yıkamaz. Şimdi bu değişik mozaik, mesela Kürt'ü, Zazı'sı, Çerkez'i, Türk'ü, Arabı'yla hep beraber oluyoruz Anadolu. Ben de mesela sevdiğim isimlerden bir isim var. Anadolu Medeniyetler Müzesi Ankara'da. Evet, Anadolu Medeniyetler Müzesi. Bu mozaik de Anadolu Medeniyetler oluyoruz. Ve Anadolu Medeniyetleri birbirine canı gönülden kan bağıyla, dostlukla, akrabalık bağıyla birbirine bağlıdır. Din bağıyla, bayrak bağıyla bağlıdır. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel. Ya biz siyasetten uzak olsun dedik, magazin olsun dedik ama dönüp dolaşıp siyasete gir. Ama şimdi bazen rüzgar görevi getirir. Şimdi senle yan yana oturunca şimdi bazı şeyler var. Senden dolayı da sen de bir asker çocuğu olarak mecburen. Şimdi ondan kaçamaz. Senin bazı şeylerin kaçışı olmaz. Senin bu ülkede siyaset yapmak bu toplumun senden beklediği bir görevdir. Kaçış yok abi. İnşallah hayırlısı. Kaçış yok abi. Biliyorum Allah var etmiş, imkanların da var. Yengemle verip çocuklarını sevip sırt üstüne yatmayı bilirsin. Ama bunu yapmayacağını biliyorum. Çünkü neden? Biz o görev bilinciyle doğduk. Hayırlısı. Elimize arı kovanına sokarız. Çünkü neden? Bizim taşın dünyaya altına, gelmemizin bir misyonu vardır. Muhakkak. O misyonumuzun farkındalığıyla. Rabbim bize nasip eder güzel günleri. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Seninle ben konuşmak çok ediyorum. Zor. Çünkü bir sen de benim gibi hızlı düşünüp hızlı konuşan, cevap veren ve seninle başa çıkmak böyle zor. Teşekkür ederim. Urfa'ya bu hizmetinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Urfa'yı en kısa zamanda bekliyoruz. Urfalıyız ezelden. Gönlümüz geçmez güzelden. Eyvallah. Teşekkürler. Harika. Şimdi gel.